Şimdi biz zayıflamak, insanları kolay bir yöntemle zayıflamalar için kuş konmaz forte, maydanoz forte, funda forte diye 3 ürün ürettik. Fakat bunlar çok güzel ürünler, zayıflatıcı. Şimdi Kamboçya'da yetişen bir meyve var, Garcinia. Mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde bu meyvenin birleşimindeki etken maddelerin yarısı hidrositrik asit. Yani limon suyu gibi. Limon suyunda ne içerir? Sitrik asit. Bunda fazladan bir OH grubu var. Fazla bir şey yok. Bu hidrositrik asit ne işe yarıyor? Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit şekerli, tatlı, hamurlu bir şey yedi, karbonhidrat içeren bir şey yediği zaman kişi bunlar hep yağ dönüşüyor. Yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit frenliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale geliyor ve fazla yemek yiyemiyor otomatik. Çünkü yağ dönüşümü engelleyemiyor. Engelliyor. Böylece kişi fazla yemek yemiyor. Garcinia otomatik zayıflatır. Problemsiz. Peki şimdi Ramazan ayındayız. Kolay oruç tutmak için neler yapılmalı diyelim? Tabii ki Ramazan'ın ilk insan beyni normal olarak glikozla beslenir. Beyinde nöronlar, sinir hücreleri şeker yakar. Yani glikozu yakarak enerjiye dönüştürür. Bünyemizdeki 100 milyon hücre enerji üretir. Bünyede üretilen enerjinin %25'ini beyin kullanır. Bir insanın beyni vücudunun %2'si kadar ağırlıktadır. 1,5 kilo, 70 kilo gelen bir kişide 1,5 kilo ağırlığında. Fakat üretilen, bünyede üretilen bütün enerjinin %25'ini harcıyor. Çok yüksek oranda enerji harcar. Ve bu da glikozdur. Saf glikoz kullanır. Ramazan'da oruç tutan kişi de karbonhidrat yemediği için ne kullanacak? Yağı kullanıyor. Yağı neye dönüştürür? Şekere. Artık madde olarak bir madde ortaya çıkıyor. Keton. Beyin ketonu da kullanmaya başlıyor Ramazan'da ilk defa. Bu nedenle Ramazan'ın ilk 3-4 günü kişide böyle hafif sendelleme olur. Hani kötü bir şey değil. Ketonu da kullanıyor çünkü beyin alışık olmadığı bir maddeyi kullanıyor. 11 ay glikoz kullanıyor. 12. ay keton kullandığı için anormallik oluyor. Bu şuna benzer. Arabanızda hem benzin var hem LPG var. Benzin bitti, LPG'ye geçiyorsunuz. Biraz araba sarsılıyor. Beyin de bu şekilde. Düşünelim. Başka bir maddeyi enerjiye dönüştürmeye başladığı için alışkın olmadı. Hafif bir sarsıntı geçiriyor. Ramazan'la birlikte insan bünyesi arınıyor, temizleniyor. Beyin sürekli emir göndermekte yoruluyor normal zamanda. Ramazan'da dinleniyor. Çünkü sindirim sistemi çok düşük bir tempo ile çalışıyor. Besin olmadığı için. Karaciğer kendini yeniliyor. Bütün organlar kendini yeniliyor. Şimdi spirulina, kişi iftarda, sahurda 2 veya 3 kapsül spirulina alırsa Ramazan'ı çok kolay tutar. Neden? Çünkü spirulina, bu mikro yoğusun, 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağlarındaki omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağları içerir. Amino asitlerden esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Kişi spirulina aldığı zaman iftarda ve sahurda asla yorgun, halsiz, dermansız olmaz. Çünkü vücudun ihtiyacı olan bütün vitamin, mineral, enzim burada. Sadece yağı şekere dönüştürür, harcar o kadar. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Artık kişi Ramazan'da tabii ki ne oluyor? Yorgun düştüğü için uzun süre uyuyor. 10 saat uyuyorsa spirulina kullandığı zaman 5-6 saat uyudu mu daha dinç, daha dinamik olur. Yorgunluk, halsizlik. Ha, piyasada birçok spirulina var. Bizim üretmiş olduğumuz spirulina farklıdır. Neden farklı? Ginseng, ginkgo, geven, kortisep, aloe vera gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Yani artı bağışıklık sistemini güçlendirici, bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe de sahiptir.